Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Süreç içerisindeki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu noktada Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu önemli açıklamalar var arkadaşlar. Bu açıklamalara değinmiş olacağız. Ve çevrenizde atama bekleyen, sağlık sektöründe çalışan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoları onlarla paylaşarak konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayalım. Yapılan açıklamalara baktığımız zaman hastanelerde şiddet olaylarının önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı'yla beyaz kod öncesi ara uyarı içeren sistem üzerinde çalıştıklarını, ek olarak sağlık çalışanlarının taban ücretlerine baktığımız zaman hekim arkadaşlarımızın taban ücretlerinin 10-15'te biriydi. Bu oranın makul bir düzeye çıkarılması gerektiği kanaatindeyim şeklindeki açıklamalarını bizlerle paylaşmıştır. Ve ağırlıklı olarak hastanelerimizde görevli emniyet personeli ve güvenlik görevlisi sayısını arttırmayı hedeflediklerini, bunun en temel işlemlerinden biri olduğunu ifade etti. Sağlık sektöründe iyileştirmelerin geleceğini ve ihtiyaca binaen atamaların gerçekleştirileceğini anlayabiliyoruz arkadaşlar. Güvenlik görevlisi alanında alımlar artacaktır. Bu noktada güvenlik kartı almanızı sizlere öneriyorum. Zaten 2022 KPSS'ye girdiyseniz süreç hakkında bilginiz vardır. Atamalar hız kesmeden de devam edecektir. Bizler de süreç içerisindeki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.